Merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün sizlerle birlikte benden çok fazla videosu çekilmesi istenilen bir konuyla beraberim beyler. Her zamanki gibi bildiğiniz gibi son oyun sorunundayım. Bugün beyler size son oyun sorununda Skyblock'ta nasıl daha hızlı bir şekilde para kasılır, nasıl zengin olur, bunun hakkında size özel taktikler vereceğim. Elimden geldiği kadar, yani bildiğim kadarıyla. Şimdi Skyblock'umuza girelim. Skyblock ne ya? Skyblock'umuza girelim. Bildiğimiz bizim Skyblock'umuz. Bana çok fazla soru geldi böyle ilgili bir video çek diye. Ben de size özel taktikler vereceğim beyler. Şimdi bir is spawn yazarak adama gideyim ben. Şimdi beyler, en başta tabii ki para kasma sistemi geliyor. Yani nasıl bir şey bu? Bildiğimiz gibi Rotten Flesh şu an Golem falan geldi de. Mesela insanlar buradan 640 tane çürük eti 400'e alıyor. Gidip markette 600 tane 640 tane eti 640'a satıyor. Yani bir 640 tane aldığı çürük eti 640'a satıyor ve yaklaşık 130-140 kinas kâra giriyor. Ve bunu sürekli yaptığı için, yani envanterde dolana kadar tabii sürekli yaptığı için bayağı bir para kasıyor arkadaş. Şimdi İkinci sıraya geçelim beyler. Bana göre ikinci sırada kesinlikle alım satım vardır. Yani ne alım satım? Hani bir mesela CP. Ben bundan bir hafta önce yaklaşık 5-6 tane CP veya 20-30 tane diamond alarak, yani bunları satarak başkalarına yaklaşık 3,5 para kastım. Yani alım satımdan hiçbir, yani zarara girmeden. Atıyorum mesela spawner'ı 600K'ya alıyorum, 800'e satıyorum. Yani böyle böyle Diamond'a da 60'a alıyorum mesela, 80'e 90'a satıyorum. Bu şekilde gerçekten 3,5-4'e yakın para kastım. Bu gerçekten çok güzel bir taktik yani. Yani çok kişi zaten bunu yapıyor. Ama bunu yaparak da daha yüksek rakamlar kazanabilirsiniz. Üçüncü sırada beyler, hayvan spawnerlar var. Koyun ve inek olmak üzere. Yani ikisini kullanıyorum ben. Yani yemek sistemi diye bir yer açtım. İnekten bildiğiniz gibi hem leader çıkıyor, hem de şey çıkıyor. Neydi bunun adı? Biftek çıkıyor. Beler, inek spawner'ı şu an yukarıda bir tane olması lazım. İki tane vardı, birini satmak zorunda kaldım. Para bitti çünkü. Yani bir inek spawner'ından hem dere hem de şey çıkıyor bildiğiniz gibi. Mesela dere almak isteyen çok fazla oluyor. Markete katacağınıza veya markete de katabilirsiniz. Yani buraya da katabilirsiniz. Bundan çok güzel bir kar elde edebilirsiniz. Yani burası dolduğunda tabii ki. Yani AFK falan bayağı bir kalırsanız veya başkası kalırsa, burası dolduktan sonra dere alan çok olacaktır. Mesela dereyi bayağı almışlar, 6-7 stek vardı. Bu üçüncü tavsiyemdir beyler. Bunu uygularsanız güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Evet beyler, sıradaki tavsiyeyi vereceğim. Mesela şu anda neler popüler, neler çok pahalı veya neler çok aranıyor? Diamond, altın ve spawnerlar şu an yani uçukta. Diamond'ı 100K'ya satanı gördüm. Şu an Diamond bende 50K'ya satılır. Yani siz satacaksınız. Yani alabilirim şu an 50K'ya. Şu anda hani ne diyeyim, popüler olan bir itemi kesinlikle satmayın. Emin olun bir hafta sonra onun iki katına çıkacak. Diamond 80K falandı. Şu an 100K'ya satan çok rahat var, yani bir 50-60 ki çok rahat ben gördüm. Şimdi böyle kesinlikle şu an yani popüler olan bir itemi kesinlikle satmayın. Yani popüler derim de işte fiyatı uçuk olan illa ki size satacaklardır. Yaklaşık bana 7 kişi diyorum. Bir kişi işte 7 tane 50K'ya satmış. Tabii ben bunları aldım. Dediğim gibi 80K'ya sattım ve müthiş bir derecede kar elde ettim. Siz de bunu yaparsanız gerçekten güzel paralar yine kazanabilirsiniz. Şimdi son tavsiyemize geçelim. Şu anda elma da beyler gerçekten uçuk fiyatlardan. Bildiğiniz elma şu an 3500'e satılıyor. Eskiden 100 kinasa bile satılıyordu. Şimdi uçmaya başladı. Çünkü bildiğiniz gibi enchil yapılıyor. Enchil golden apple. Normal golden apple da yapılıyor. Ama şu an uçtu. 10.000'e satan var. 5.000'e satan var. Şimdi beyler, baltanızı alın, demir balta veya şey balta, diamond fark etmez ama taş olmasın. Yapraklar bildiğiniz gibi şu yapraklar, zaten ağaçta büyüyen yapraklar bunlar. Beyler, baltanıza servet 3 basın. Nasıl yani, ben bir örnek göstereyim. Evet beyler, şimdi servet 3'ü bastınız, kırılmazlığı da basın, yani tavsiye ediyorum, yoksa hemen kırılır. Şeyleri ektiniz. Bu arada burayı da uzun zamandır geçmiyorum, şuraları ne hale gelmiş.
Şimdi beyler siz de elma düşürmeye çalışacağız ve başlayalım. Baltayla kırmaya çalışıyorsunuz. Şöyle. Her an gelebilir elma. Çünkü servet 3'te bildiğiniz gibi Garmet'te denedim. Garmet'te olmuyor. Ben de servette deniyorum artık. Servette de bayağı bir çıkıyor. Evet, ilk siftahımızı yaptık. Elma düştü. İlk siftah geldi. Biraz daha kazmaya başlayayım. Ben yani bir yaprağı yani en fazla bir 10 kere kırdıktan sonra düşebiliyor. Bazen bug oluyor, hiç düşmüyor. Bazen her yapraktan düşüyor. Biraz da azıcık da şansa bağlı. Ama yani %80 düşürsünüz. Gördüğünüz gibi bir tane daha geldi. Ve hatta iki tane düştü gördüğünüz gibi. Servet 3 gerçekten çok iyi. Yani girip de bunu 4K'dan satıp muhteşem derecede para kazanabilirsiniz. Yani ben elma sayesinde geliştim. Bayağı bir geliştim elma sayesinde. Neyse beyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Desteği çıkarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.